şu anda Akarcı Windsurf Kulübü'nde windsurf çalışmalarını yerinde izliyoruz hocamızla beraber. Burası gerçekten rüzgarıyla, deniziyle Türkiye'de windsurf yapmak için sayılı güzel yerlerden bir tanesi. Denize gönül verenler arasında Kadın Yelkenciler Spor Kulübü Derneği Başkanı Peyvent Öksüz de var. Gerçekten sizde hem yelken hem windsurf, rüzgar sörfü her şey var. Denize gönül veren bir İzmirli kadınımız. Evet, zaten öyle olması gerekmiyor mu? Kadın Yelkenciler Spor Kulübü Derneği 3 sene önce kurulmuş bir dernek. 80 üyesi var, 80'e yakın üyesi var şu anda. Birbirinden renkli, başarılı, güçlü, cesaretli kadınların olduğu güzel bir platform. Burada birçok kadın girişimcilikte bulunuyorlar ve kendi işlerinin başındalar. Dolayısıyla biz de birbirimize bu anlamda destek veriyoruz. Birlikte beraber işbirlikleri yapıyoruz ve denizlerdeyiz tabii ki de, gökkuşağı gibi. Birçok yarışa katılıyoruz, eğitimler veriyoruz dernekte. Tabii en önemlisi de burada kız kardeşlik çok önemli. Birlikte dayanışma içerisinde oluyor olmak önemli bir şey. Tabii deniz deyince rüzgar da var iş içinde değil mi? Rüzgar bambaşka bir şey. Evet, kadınlar da biliyorsunuz zaten rüzgar gibi. Öyle çok güzel eserler ve estikleri gibi de birçok yeri de renklendirirler diye düşünüyorum. Hep bir yarış içerisindeyiz, savaşıyoruz. O rüzgara karşı kendimizi bırakmayı bilmiyoruz. Aslında bunu öğrenmemiz lazım. Rüzgara karşı kendimizi bırakırsak, o yelkenleri birazcık açarsak hayatla dans etmeyi öğrenebiliriz. O yüzden artık savaşmayalım. Sadece hayatın akışına bırakalım diyorum kendimizi. Çok felsefi yanları da var bu işin yani. Öyle. Eğer görebilirseniz. Mavi İzmir'de bu kez yelkenlerle ilgiliyiz. Yelkenler bu zamanın modası çünkü artık mazota para vermek yok. Yelken deyince windsurf, Mavi İzmir'in en güzel eğlenceli uğraşlarından bir tanesi, sporlarından bir tanesi. Yanımızda Okan Aslay ve oğlu Berk Aslay var. İki tane nasıl diyeyim, çekirdekten windsurfçu, bu işin erbabı, ustası. Oğlan da usta olmuş yani. Yani fena gitmiyor. Erken başladı. 4 yaşında başladı sörf yapmaya. Okulda doğdu zaten, öyle sayılır. Şimdi 7 yaşına dün girdi. Bayağı iyi gidiyor. Evet. Sen de bravo yani, gerçekten ileride herhalde dünya şampiyonu falan olacaksın inşallah. Dünya şampiyonası güzel değil. Ne güzel? İşte kendi başına böyle keyifli sörf yapmak. Çok zevk alıyorsun değil mi? Ben seni gördüm ama yani gerçekten çok hızlı gidiyorsun. Evet. Çok mu zevkli oluyor hızlı gitmek? Evet, güzel oluyor ve de. Evet, tık 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 bir ses sıkıyor. Harika. Şu an rüzgar nasıl? Şimdi bugün rüzgar nasıl? Güzel. Güzel mi? Hı-hı. Nereden esiyor söyle. Poyraz esiyor. Poyraz esiyor, harika. Hangi rüzgar iyi böyle? Siz daha... Poyraz, Ege'de Poyraz birçok kıyıda en güzel rüzgar sörf yapmak için. Lodos'ta da yapılır. O biraz daha dalgalı olabiliyor. Ege'de aslında 12 ay sörf yapılabilir. Yani çok harika bir ülkede yaşıyoruz. Ama genelde kışın sadece bizim gibi hafif çılgınları görebiliyorsunuz suda. Başka sporcular da var tabii ama nüfusa göre çok az, yazık oluyor. Evet, bu windsurf ben... Çok da bir uzmanı değilim ama Türkiye'de çok fazla uygun yerler var. Burası da herhalde en iyilerinden bir tanesi değil mi? Kesinlikle, ama hani bir yer çok iyi demek ne kadar doğru bence biraz tartışılır. O biraz işin pazarlama kısmı. Ege'de o kadar çok koy var ki sörf için çok uygun. Karadeniz'de de var. Dalgası denizi biraz daha hırçın. Akdeniz'de de var. Rüzgarı biraz daha düşük ama orada da yapılır. Her yerde yapılıyor olması lazım bunu. Asıl amacım bu olması lazım. Evet, siz
Ne söylemek istersiniz bu spora başlayacak olanlara, başlamak isteyenlere? İyi bir okul bulmaya çalışın. Temeliniz sağlam olduktan sonra gerisi son derece kolay ve keyifli. Arkadaşlıklar çok farklı oluyor denizde. Yaşın hiçbir önemi yok. Genç de olsanız vakit kaybetmeden başlayın. Yaşlı da olsanız yakalamaya çalışın. Peki, bir de Berk'e soralım. Berk, sen ne yapmak istiyorsun büyüyünce? Aslında şey olmak isterim. Bir savaş geminin kaptanı ya da komutanı. Amiral olacaksın. Yani isterim.